TÜİK eski verileri silmiş, gördün mü bunu? Şimdi TÜİK biliyorsun Türkiye İstatistik Kurumu zaten enflasyon paketinde hangi ürünleri kullandığını ve nasıl fiyatladığını bir süredir açıklamıyor. Oysa ki şeffaf bilgi olması lazım, denetlenebilir bilgi olması lazım ve geçmiş yılların hepsinde açıklanıyordu. İzleyicilerimiz bunu bilsinler yani. Bu iktidar döneminde ve son yıllarda açıklanmıyor. Bu veriler ha ne varmış içinde? Pimpon topu, vodka. Emekliler demek ki pimpon oynayıp vodka içiyorlar. Ben böyle anlıyorum yani. Bunların nasıl fiyatlandığını da bilmiyoruz. Geçen gün Alaattin Aktaş bir e, yazı yazdı sembolik yani geçmişte açıklanan son veri üzerinden bir e, perspektif koydu ve dedi ki işte doktor ücreti muayene ücreti 34 TL olay oluyor herhalde TÜİK e, sepetinde. Şimdi ne yapıyormuş biliyor musun? Bugün Profesör Aziz Çelik yazdı bir gün gazetesinde son 5 yılın bütün veri sepetlerini internetinden silmeye başlamış. Ee, çok korkunç bir şey bence şundan herhalde ben şöyle anladım en azından yani yazıyı oku, okuyayım sana TÜİK madde fiyat listesini karartmakla kalmadı. Yargı kararlarına direnmekle kalmadı çünkü yargı kararı var açıkla diyor yargı gene açıklamıyor. Geçmişe dönük verileri de sansürledi ve değiştirdi. Haziran 2022'den beri madde fiyat listesini açıklamayan ve yargı kararlarına direnen tweet sonunda geçmişi de silmeye ve değiştirmeye kalktı. Önceki yıllarda yayılmadıkları elektronik bültenleri değiştirerek bilgi karartmada yeni bir aşamaya geçti. Acaba şundan mı endişe ediyorlar? yani bütün tarihlerini değiştirmişler, verileri değiştirmişler, bir tahrifat ve sansür yapmışlar, resmi evrakta değiştirmiş olmuşlar. Bir kere bu zaten suç. Bunlar bize dava açar emekliler veya da sabit gelirliler. Bizim yalan olarak açıkladığımız enflasyon rakamlarının gerçek dışı olduğu ortaya çıkarsa başımız derde girer falan diye mi düşündüler? Bir seçim olur, iktidar değişir, başımıza ne gelir falan. Niye yapıyorlar bunu sence? Devrim son olarak bunu sormuş oldu. Evet Özlem çok önemli bir konu. Bence en önemli konuya değindin. Ben ısrarla zaten iki senedir bu yayınlarımda da sürekli bastırdığım bu TÜİK'in suç işlediği ve bu TÜİK yetkililerinin ya şundan talimat alıyor bunda beni o ilgilendirmez. O bürokrat oraya oturduysa görevini yapmakla kime karşı görevini yapmakla yükümlüdür? Halka topluma karşı görevini yapmakla yükümlüdür. Şimdi o için bu sebeple geçen hafta ekste bir paylaşımda bulundum bir tweet attım. Bu beyefendi bence yargılanacak elinde sonunda yargılanacak. Bu bir suçtur. Yaptıkları bu verileri bak tekrar şimdi TÜİK denince tam anlaşılmıyor. Özlem TÜİK nedir? Türkiye İstatistik Kurumu. İstatistik nedir? Ya şimdi insanlar öyle çok böyle kavramlar da korkışıyor. Bak. istatistik şu anda Google'a yazdım istatistik nedir. Diyor ki, istatistik doğru bir şekilde veri toplama ve verileri bilgiye dönüştürme bilimidir. Ya veri, veri toplama bilimi. Senin işin bu. Sen verileri nasıl silersin? Ya ne münasebet? Ya böyle bir şey rezillik olabilir mi? Bir verileri niye açıklamıyordun? Şimdi daha önce açıkladığın verileri niye siliyorsun? Çünkü yargılanmaktan korkuyorlar. Orada doneler duruyor. Ama elinde sonunda bu değişmez. Bence gerçekten diskin yaptığı gibi e, emekliler de birey birey de her biri de topluca bu işi yani e organize edip gerçekten Türkiye karşı dava açmalılar ve haklarını aramalılar. Bugün TÜİK haklarını insanların milyonlarca çalışanın hakkını gasp etmiştir. Yani düşünebiliyor musun? Sen zamını diyorlar ki, enflasyon farkı kadar size zam yapacağız diyor. Öyle yasada öyle diyor. Gerçekten enflasyon farkı ya enflasyon verisi doğru yanlış olduğu zaman her şey yanlışa varıyor. Bak biz halkın gözünden bakarak bunu anlatıyorum. Bir de ekonomist arkadaşlarımız da o verileri kullanıp çıkarımlarda bulunuyorlar ve Tabii. Türkiye ile ilgili hedefler, şeyler, yatırımlar. Bütün bunlar buna göre organize ediliyor. Ve ondan sonra da neden bu az önce senin izlettiğin bize video insanların neden bu paraların ya bu, bu oldu niye oluştu diyor. İnsanlar diyor ki ya esnaf çok suçlu çok acımasız şu çok acı ya öyle bir şey yok. O fırsat ortamı yaratılınca herkes kapitalist sistemin içerisinde edepsizliğe, densizliğe, saygısızlığa, ıı, aşırı açgözlüğe kayar zaten. Sen devlet olarak Sistemi doğru yönetirsin, doğru e, kurallara doğru uyarsın ve verilerini doğru açıklarsın ki sistem belli doğru veriler üzerine oturur. Ve ekonomi bilimi dediğimiz şey için en tabii olay istatistik veridir. Yani biz ekonomi analizi nereden yapacağız? İstatistik verilerden. Onun için ben iki senedir asla ve asla TÜİK verisi kullanmıyorum. TÜİK verisi kullanan bütün ekonomist arkadaşlarımızı da eleştiriyorum. Eleştirmeye de devam edeceğim. Onun üzerinden yapılan bütün çıkarımlar. Bütün matematiksel formüller ve bütün sonuçlar halka yansıyan çok ciddi e, negatif sonuçları var bunun. Lütfen bunları bir kez daha o ekonomist arkadaşlarımızı ciddiye alsınlar, dikkate alsınlar. Bu beyefendiler oradan verileri silerek ne anlama geldiğini, bu şu güne kadar kullanılan verilerin ne anlama geldiğini bir kez daha kendilerinde sorgulasınlar diyorum. Çünkü gerçekten e, bir yerde bir noktada iş çığırından çıktı. Ve şu anda artık biz e, hiçbir şekilde o mızrağın çuvala sığmadığı dönemin içindeyiz. Bir noktada e, bu fiyatlara da yansımaya başlayacak. Yani halkın fiyatlarına yansıyor ama finans sektöründe sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Çünkü benim anlatmaya çalıştığım, 22 senedir Türkiye'de bir algı var. Döviz yükselmezse Türkiye'de kriz yoktur algısı. Bugün Türkiye'de bir kriz vardır. Türk halkının özellikle geniş kesimlerinin, ücretli kesimin üzerine çok büyük bir yük vardır. Bu yükü de. Gerçekten muhalefet birazcık anlattı, yerel seçimi kazandı. Daha fazla anlatmalı, daha fazla gündeme almalı. Hatta tek gündem olarak sürekli bunu e, halkın gündemi budur. Başka bir gündem yoktur. Onun dışındaki gündemler bence e, suni gündemdir. Bunu da istersen son cümle olarak söyleyeyim.